Afyonkarahisar ve Kütahya Ovaları, bozguna uğrayan Yunan ordusunun geri çekilirken yaktığı evlerin, tarlaların dumanı altındaydı. İzmir'de bekleyen gemilere doğru ilerleyen Yunanlar, bir yandan kendilerini kovalayan Fahrettin Paşa komutasındaki süvari kol ordusundan kaçtı, diğer yandan yakıp yıktı. Çaresizlik içindeki Yunan 1. Kolordu komutanı Trikupis, İzmir istikametine kaçmaya başladı. Ulaşabildikleri en yakın tren istasyonuna ulaşıp oradan İzmir'e intikal etmeyi hedefliyorlar. Rotayı bilmediği için bölgeden kılavuzlar arayışı içerisine giriyor. Çeceli Kara Murat Kahraman ile karşılaşıyor. Murat Bey ve annesi yaklaşık bir gün boyunca Trikupis ve ordusunu Murat Dağı'nın çeşitli bölgelerini dolaştırıyor. Kapakları istasyonu yolunu göstermiyor. Nihayetinde orada amacı belli olduğu için ya da öğrenildiği için şehit ediliyor. Nihayetinde yolu kaybediyor. Kusura Boğazı'nda artık yapacak bir şey de kalmıyor. Oradaki köylere de saldırı düzenliyor. Oralarda bazı köyleri de yaktıktan sonra yerel ahalinin, halkın da Türk birliklerine haber vermesi üzerine 5-6 bin kişilik bir Yunan kuvvetinin olduğu haberi alınıyor. Trikupis'in ve mahiyetinin esir alma süreci yaşanmaya başlıyor. Afyonkarahisarlı Ahmet Çavuş komutasındaki Türk askerleri Murat Dağı Kusura bölgesinde bir grup Yunan askerini esir alır. Esirler Göğen köyüne getirilir ve 5. Kafkas Tümen komutanı Albay Dadaylı Halit'in karşısına çıkartılır. Dadaylı Halit esirlerin arasında Yunan başkomutanının da olduğunu kısa bir süre içerisinde anlar. Bugün bulunduğumuz bölgeye geliyorlar. Burada da o dönem yine Yunan kuvvetlerini takip eden 5. Kafkas ordusunun kumandanı Dadaylı Halit Bey'in karargahı var. Burada Trikupis'i Dadaylı Halit Bey'e teslim ediyor. Çünkü üst rütbeli bir komutan. Dadaylı Halit Bey Trikupis'i burada bir gece misafir ediyor. Sabah da Uşak'a hareket ediyorlar. Trikupis ve beraberindekiler Uşak'a götürüldü. Önce İsmet Paşa Trikupis'i karargahında ağırladı. İsmet İnönü anılarında da buna yer verdi. Gayet yorgun bir haldeydiler. Dudakları şişmiş idi. Çay ikram ettim. Beraber çay içtik. Çay içecek halleri dahi yoktu. Endişeli halleri var idi. Onlara arkadaşça muamele ettik. Beraber oturduk. Muharebeden, savaştan bahsettik. Kendilerinin iyi muharebe ettiklerini ama talihin onlara gülmediğinden bahsettim diyor. İsmet İnönü Trikupis'i daha sonra Mustafa Kemal Paşa'nın kaldığı konağa götürdü. Trikupis yakalandıktan bir gün sonra Uşak'a getirildi ve Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna çıkarıldı. Mustafa Kemal Paşa Trikupis'e burada artık 1. Kolordu komutanı olmadığını, ordusunun da başkumandanı olduğunu haberini verdi. Hatıralarda anlattığına göre Trikupis, Mustafa Kemal Paşa son derece kibar ve nazik bir şekilde davranıyor. Bir esir muamelesi değil, bir general muamelesi kendisine, bir ordu kumandanı muamelesi ile karşı karşıya bıraktırıyor. Özellikle Yunan orduları İzmir'e doğru çekilirken yaptığı katliamla ilgili eleştirilerini ortaya koyuyor. Trikupis kendisinin böyle bir emir vermediğini, bu hadiselerden haberi olmadığını cevap olarak veriyor. Mustafa Kemal Paşa orada gayet nazik bir şekilde demek ki askerlerinize hakim olacak kudretiniz yoktu diye de bir eleştirisini ortaya koyuyor. Trikupis anılarında yaptıkları sohbete yer verdi. Savaş üzerine bazı sohbetleri oluyor. Trikupis'in değerlendirmelerinden bir tanesi şudur. Bizim kumandanımız Hacı Anestis anlatılmak isteniyor. 200 kilometre öteden ordusunu komuta ederken siz kendi ordunuzun başındaydınız. Bizim mağlubiyetimiz muhakkaktı şeklinde çok anlamlı bir cevap veriyor orada. Trikupis'in esir alınışı Yunan ordusundaki çöküşü daha da hızlandırdı. Uşak'tan Ankara'ya, oradan Kırşehir ve son olarak Kayseri'ye gönderildi Trikupis. 1923'te Savaş Esirleri Mahkemesi'nin kararıyla ülkesine döndü. Trikupis savaştan sonra yenilgi nedeniyle açılan hiçbir davada yargılanmadı. Küçük Asya'da bulunma planlarının, heyecanlarının, hülyalarının gereksiz olduğunu, büyük ülkelerin kendilerini, Yunan halkını kandırdığını, kullandığını açık yüreklilikle 1954 yılında gazeteci Hıfzı Topuz Beyefendi'ye yaptığı mülakatta ifade etti.